Yıllar boyunca SOLIDWORKS montaj yetenekleri, karmaşık modellerinizi hayata geçirmenize yardımcı olan sezgisel ve verimli iş akışı özellikleri getirdi. SOLIDWORKS 2023, yeni montaj iyileştirmeleri sağlıyor ve performansı hızlandırmaya devam ediyor. Gelin bu ilham verici yeni yeteneklerden bazılarını derinlemesine inceleyelim ve keşfedelim. Montaj çoğaltmaları oluşturmak yaygın kullanılan ve zaman kazandıran bir uygulamadır. Bu doğrusal çoğaltma gibi çoğaltmalar, farklı konfigürasyonlarda da geçerli olmak üzere, bazı örneklerin atlanmasını gerektirir. Geleneksel iş akışı, istenen konfigürasyona bağlı olarak pasifleştirilecek ve aktifleştirilecek birden fazla çoğaltma unsuru veya örnekler gerektirir. SOLIDWORKS 2023 ile artık durum böyle değil, örnekleri atlayabilmenizi sağlayan herhangi bir çoğaltma komutu artık konfigürasyonları da destekliyor ve çoğaltmalarınızı düzenlemek için daha kolay bir yol sunuyor. Maliyet dikkate alındığında, lastik tekerlek mevcut bilyeli rulman seçiminden daha iyi bir seçenek olabilir. Bileşenleri değiştir komutunu kullanmak, mevcut parçaları değiştirmenin basit bir yoludur ve şimdi ek seçeneklerin de eklendiğini göreceksiniz. SOLIDWORKS 2023, tek veya birden çok bileşeni ve montaj ve alt montaj seviyelerindeki mevcut davranışları değiştirme olanağı sağlıyor. Ayrıca bileşenlerin her seferinde doğru şekilde değiştirildiğinden emin olmanız için doğrudan görsel geri bildirim sağlayan yeni bir önizleme penceresi göreceksiniz. Birden çok konfigürasyon içeren bu montajda ise, malzeme listesinin her bileşene uygun şekilde yansıtmasını istersiniz. SOLIDWORKS'ün önceki sürümlerinde bu seçenek, manuel ve genellikle gözden kaçan bir süreç olan konfigürasyon sekmesinden veya malzeme listesi özelliklerinden ayarlanabilirdi. SOLIDWORKS 2023, konfigürasyonların malzeme listesinde varsayılan olarak parça numarası halinde kullanılmasına izin veren yeni bir belge özelliği türü sunuyor. Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, belirli özgün konfigürasyonların doğru şekilde yansıtılmasını sağlıyor. Üretilen modelin montajının doğru şekilde yapılabilmesi için bazı bağlantı elemanlarına erişime yardımcı olmak maksadıyla montaj seviyesinde bir kesim gerekecektir. SOLIDWORKS 2023'te montaj düzeyinde kesmeler, parça düzeyinde görülenle aynı sonlandırma koşullarını içerir ve tasarım amacınıza göre size esneklik sağlar. Bu durumda, sonlandırma koşulu olarak yüzeye kadar eklenmesi, konveyörün geometrisindeki herhangi bir değişiklikten bağımsız olarak aynı kesme seviyesini sağlayacaktır. Bir kutu seçiminin kullanılması, bazı toolbox bileşenlerini de içeren tüm kesişen parçaları kesime dahil edecektir. Parçalara yay seçeneği işaretlendiğinde bazı sorunlara yol açabilir. SOLIDWORKS 2023 ile Toolbox bileşenleri bu listeden otomatik olarak kaldırılır ve size, paylaşılan Toolbox arşivinize ekstra güvenlik düzeyi sağlayan bir bildirim gösterilir. Bu konveyör montajına bakıldığında birden çok konfigürasyon oluşturulduğu görülebilir. Yerleşim sürecini hızlandırmak için manyetik montaj ilişkileri de tanımlanmıştır, ancak konfigürasyona bağlı olarak farklı manyetik bağlantı noktalarına ihtiyaç duyulabilir. SOLIDWORKS 2023, tek tek bağlantı noktalarını pasifleştirmenize ve aktifleştirmenize izin vererek manyetik montaj ilişkilerine yeni işlevler ekliyor. Bu yeni özellik, halihazırda güçlü olan montaj sürecinizi daha da geliştiriyor. Konfigüre edilmiş manyetik bağlantılarla bile doğru yerleşimi elde etmek bazen sıkıcı bir iş olabilir. SOLIDWORKS 2023 ile birlikte manyetik bağlantı noktaları, bağlandıkları parçanın veya montajın görünürlüğüne dikkat eder. Gizle, izole et ve görüntü durumlarını kullanmak, yeni bağlantıların gerçekleştiği alanlara odaklanmanıza yardımcı olur. Montaj görselleştirme komutu, montajınızla ilgili bilgileri görüntülemek ve sıralamak için dinamik bir çözüm sunar. SOLIDWORKS 2023'te artık kütle ve toplam ağırlık gibi özellikler için bileşenleri çözümlemenizi gerektirmeyen hafif mod için ek destek kullanıma sunuldu. Özelliklerin listesi ayrıca, grafik üçgenler gibi yaygın olarak kullanılan özellikleri bulmanın daha kolay bir yolu olan alfabetik sıraya göre güncellendi. Ayrıca, daha kolay bir seçim yapmak için geri alma çubuğunun da kalınlaştırıldığını fark edeceksiniz. Gördüğünüz gibi, bu montajın karmaşıklığı artmaya başlıyor ve bu da genel performansı etkileyebilir. SOLIDWORKS 2023, yeni bir sistem seçeneğiyle büyük montajlarla çalışmayı basitleştiriyor. Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, bileşenleri çözümlenmiş modda yüklediğinizde, hafif mod teknolojisini seçerek performansı artırır, çünkü iki mod arasında manuel olarak geçiş yapma sürecini ortadan kaldırır. Bu yeni seçenekte, büyük montaj modlarını seçmek için harcayacağınız vakti tasarımınıza odaklanmak için ayırabilirsiniz. Büyük montajlar, yaygın olarak kullanılan STEP formatı gibi tarafsız dosya türleri aracılığıyla paylaşılırken ek talepler gerekebiliyor. SOLIDWORKS 2023 artık yeni bir sistem seçeneğiyle montajların çok adımlı dosyalar olarak dışa aktarılmasını destekliyor. Bu etkinleştirildiğinde üst seviye, alt montaj ve her bir ayrı parça için STEP dosyaları kaydedilir ve nötr dosya türleri aracılığıyla çalışırken daha düzenli bir yaklaşım sunar. İster basit ister karmaşık montajlar oluşturuyor olun, SOLIDWORKS 2023 sunduğu bu yeni geliştirmelerle işlerinizin olabildiğince verimli ilerlemesini sağlıyor. Montaj tasarımlarınızı 3D Experience platformuna bağlamanın, tasarım arayüzünün ötesinde diğer kullanıcılara ve paydaşlara nasıl değer katabileceğini kontrol ettiğinizden emin olun.